ki. Çok çok teşekkür ediyoruz ben Sayın teşekkür Ekmen. Ediyorum, sağ olunuz. Devam edelim şimdi, hızlıca ekonomi gündemimize geçelim. Erdal Sağlam'a dönelim. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Piyasalarla başlayalım her zamanki gibi. Altın ve petroldeki bir tarafta bir yükselişe geçmiş altın, bir tarafta da petrolde de düşüş devam ediyor. Hatta sert bir şekilde deniliyor. Piyasalarda bugün nedir durum? Evet, altında küçük bir artış var ons altında dışarı baktığımız zaman. Bu FED şeyleri, tartışmaları bayağı belirleyici oluyor. FED üyelerinin açıklamaları var. Daha çok yılın 3. çeyreğinde indirimlerin başlayacağı, en fazla 2 indirim olacağı söyleniyor. Yani temkinli davranmaya başladılar. O yüzden de doların değer kaybı durmuş vaziyette şu anda. Petrolde ise Suudi Arabistan'ın Şubat vadeli petrol işlemlerinde %2-3 indirim yapması etkili oldu. Petrolde bir düşüş var ama bugün bakarsan yine düne kıyasla yine biraz artış var. %2'lik 78-15'e gelmiş durumda Brent petrolün varil fiyatı. Altında $2,033 seviyesinde. Bizde artık dolar 30 liranın eşiğine geldi. Oralarda sallanıyor. Sanıyorum bu ay içerisinde 30 lirayı göreceğiz dolarda. 29.94 şu anda. Euro 32.79. İkisinde de artış var. Halbuki euro değer kaybetti dolara karşı. Ama bizde iki tarafta da artış var. Hisse senetleri piyasası BIST'te binde birlik bir düşüş görünüyor. Ama bankalara baktığın zaman belli ki yabancı girişi var banka hisse senetlerine. Orada da tarihi zirve var. %2,5'luk bir artış kaydedilmiş durumda. Tablo genel olarak bu. Dışarıda tartışılan, dediğim gibi, Fed'in ne yapacağı, tahvil faizlerinin ne olacağı, ona bağlı petrol ve altın fiyatı değişiyor. Fed'in şeyinde bunlar tartışılıyor ve bize etkisi oluyor ister istemez. Şimdi Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlardı ama Mehmet Şimşek'in gidip gitmeyeceği yönünde bir bilgi paylaşıldı. Çevrim içi olarak, yani online üzerinden 11 Ocak'taki yapılacak toplantılara katılacak. Ne olacak orada? Yatırımcılara aslında Türkiye anlatılacak ama nasıl anlatılacak tabii bilemiyoruz. Siz nasıl gördünüz? Yoğun iş programı gerekçe gösterilmiş. Yoğun toplantılar. Yoğun toplantılar olabilir. Bu memur maaşlarıyla ilgili, daha doğrusu emekli maaşlarıyla ilgili belli ki bir tartışma oluyor hükümet içerisinde. Partiden özellikle daha fazla artış bekleniyor. En az işçi ve bakur emeklilerine de %50 yapılması isteniyor. %40'ta Nuray Babacan'ın bir haberi vardı Pencere'de bugün. Gazete Pencere'de 40'ta tutmak istiyor ekonomi yönetimi. Bir formül olarak da 45'e çıkarılması tartışılıyor diyor. Bunlar Mehmet Şimşek'in baktığımız zaman gerçekten iş yoğunluğu nedeniyle iptal ettiyse bu bir gerekçe olabilir. Ama baktığım zaman yani Mehmet Şimşek özellikle bu anayasa krizinden sonra yurt dışında çok zorlanacak. Yani aynı zamanda bir siyasi kimlik de taşıdığı için bu anayasa krizinden sonra Türkiye'de bundan sonra ne olacağı, demokrasiyle ilgili adım atılıp atılmayacağı yabancı yatırımcılar tarafından sorulacak. Belki de biraz onlardan da çekiniyor olabilir. Tabii ki sadece tahmin yürütüyorum. Ama gerçekten işte olabilir. Önümüzdeki dönem ilişkin net bir şey söyleyemiyor Mehmet Şimşek benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü seçimden sonrası için şimdiden bu tartışmalar yapılıyorsa, seçimden sonrası için yapılması gerekenler konusunda Cumhurbaşkanı'nın ne diyeceği belli değil. O yüzden netlik olmadığı için de belki büyük yatırımcıların karşısına çıkıp da bir şey söylemek istemiyor. Belki kendi kredibilitesinden yemek istemiyor.
bilmiyorum. Merkez Bankası ama teknik. Merkez Bankası'na soruları teknik olarak yanıtlasa bir şey demez yatırımcılar, ama diğeri siyasi bir kimlik olduğu için ona siyasi şeyler de sorulacaktır. Evet. Ve Mehmet Şimşek'in cevaplayamayacağız bunlar. Hele ki şu son süreçte, evet, yani bir Can Atalay kararını mesela nasıl anlatılacak? Evet. Yani yüksek yargıdaki kriz nasıl anlatılacak? Şimdi sıkı para politikasına ne oldu diye soruyoruz. Aslında sizin yazınız üzerinden de bunu soruyoruz. Çünkü böyle havada mı kaldı o ifadeler? Yani seçime kadar mı en azından böyle mi devam edecek? Nasıl görüyorsunuz? Çünkü mevduat faizlerinde de düşüşü görünce birazcık da böyle gidişatı değerlendirelim. Öyle bir hava var. Yani seçim nedeniyle biraz gevşemiş gibi görünüyor. Bilinçli olarak ben yapıldığını düşünüyorum. Piyasadaki likidite fazlası çok fazla. Çünkü Merkez Bankası bankalardan swap alıp karşılığında ucuz TL fonlaması yapıyor. Artı şimdi döviz alımları yılbaşından önce yoğundu, şimdi o kadar yoğun değil. Onları aldığı için yine piyasaya veriyor. Ve 300 milyar TL civarında piyasada fazla para var. Fazla parayı niye piyasada bırakırsınız? Bu kabası versin diye bırakırsınız. Yani piyasada para var, ödemelerde sıkıntı yok, işte hareket olsun diye bırakırsınız. Bunu bilinçli yaptıklarını düşünüyorum. Ben seçimlere kadar böyle olacağını düşünüyorum. Ama işin şey tarafı, meçhul olan tarafı, seçimden sonra bu piyasa sıkılacak mı? Onu bilmiyoruz. Mevduat faizleri de bu yüzden düşüyor. Daha önce de söyledik, bu swaplarla ilgili de söyledik. Fazla para verildiği zaman piyasaya bankaların elinde para bolluğu oluyor. O yüzden de mevduat faizine yüksek faiz vermiyorlar. Yıl sonu itibariyle bilanço makyajı için, bizde daha fazla mevduat var demek için